Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ara Yayınları Matematik Defterimde Beceri Temelli Sorular Test 20 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler, ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Buna göre uçak biniş kartı numarası 3 çarpı 10 üzeri 2 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde sisteme işlenen bir yolcu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi gerçekten bir havaalanında kapı ve uçuş numaralarını gösteren tabelalardan biri örnek olarak yanda verilmiştir. Gerçekten kapı numarası 012 şeklinde, uçuş numarası da 345 şeklinde. Kapı ve uçuş numaraları yan yana yazıldığında, evet 12.345 gibi uçak biniş kartı numarası oluşmaktadır. Uçak biniş kartı numaraları sisteme ondalık gösterim olarak, yani 12 tam 1000'de 345 şeklinde çözümlenmiş olarak giriliyor. Gençler dikkat ederse bakın buradaki tam kısmı kapı numarası. Evet, ondalık kısmı da uçuş numarası. Evet, kapı numarası tek sayı olanlar havaalanının güneyinden, çift sayı olanlar kuzeyinden giriş yapmalıdır. Uçuş numarası tek sayı olanlar yurt dışı, çift sayı olanlar da yurt içi uçuşudur diyor. Öncelikle bize verilen sayıyı düzenlersek 3 çarpı 10 üzeri 2 gençler 300 tam demektir. Evet, onda birler basamağı yok gençler, 0. Yüzde birler basamağında 1, binde birler basamağında 5 var. O halde sayımız 300 tam, binde 15 sayısı. Gençler bu bizim için biniş kartı. Biniş kartının tam kısmı gençler 300, yani kapı numarası. Kapı numarası buradan 300. Evet. Uçuş numarası da ondalık kısmı. Bu da 0,15 gençler. Baktığımız zaman gençler 300 sayısı çift bir sayı. 15 sayısı tek bir sayı. Kapı numarası sevgili gençler çift olduğu zaman neydi? Evet, çift olduğu zaman kuzeyinden giriş yapacaklar. O halde verilenlere baktığımız zaman havaalanının kuzeyinden olabilir. B seçeneği havaalanının güneyinden demiş gençler, olamaz. Ve D'yi de elememiz gerekir burada. Peki uçuş numarası tekse, uçuş numarası tekse gençler yurt dışıydı. Demek ki evet kuzeyden ve yurt dışından gelecek gençler. Baktığımız zaman kuzeyden, burası yurt içi dediği için eleriz. C'ye baktığımız zaman kuzeyinden giriş yapacak ve yurt dışına uçacak gençler. Gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Bir ondalık gösterimin onun kuvvetlerine göre çözümlenmesinde aşağıdaki özdeş kareler kullanılmakta olup aşağıda örneklendirilmiştir. Gerçi 200 sayısında bakın 2 tane 100 olduğu için 10 üzeri 2 gerçi 100 demekti. Bundan 2 tane kullanılmış burada gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde modelleme yapılmış. Onda birler basamağında gençler bakın burada 10 üzeri eksi 1 olduğu için 1 tane. 3 tane de gençler 10 üzeri eksi 3'ten kullanarak evet ne yapılmış? Modelleme yapılmış diyoruz. Buna göre 67 tam 19 ve 178 tam 1294 ondalık gösterimlerinde kullanılacak olan toplam mor renkli kare sayısı ile sarı renkli kare sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Gençler öncelikle ilk sayımız 67 tam 10'da 9 sayısı. Ben bunu çözümlersem gençler burada 6 onlar basamağında 6 çarpı 10 üstü 1 olur artı. 7 birler basamağında gençler 7 çarpı 10 üstü 0 artı 9'da 10'da birler basamağında 9 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri 1 gençler gördüğünüz gibi burada mor, bakın burada. O halde bundan 6 tane kullanılır. 6 tane mor kullanılır diyelim. 10 üzeri 0 gençler turuncu, 7 tane turuncu kullanılır. Son olarak 10 üzeri eksi 1 de yeşil gençler, bundan da 9 tane kullanılır. 9 tane yeşilden kullanıldı.
Diğer sayımıza bakalım. 178 tam 1000'de 294. 178 tam 1000'de 294. Şimdi çözümler sayım yanlışı. 1 çarpı 10 üstü 2 artı 7 çarpı 10 üstü 1 artı 8 çarpı 10 üstü 0. Ondalık kısma geldiğimiz zaman da gerçekten onda birler basamağında 2 var. 2 çarpı 10 üstü eksi 1. Yüzde birler basamağında 9 var. 9 çarpı 10 üstü eksi 2. Ve binde birler basamağında 4 var. Bu da 4 çarpı 10 üstü eksi 3 olur. Şimdi burada gençler bizi ilgilendiren aslında evet toplam sarı kart sayısına baktığımız zaman gençler 10 üstü eksi 2 ile gösterilen sayı. O da gördüğünüz gibi 9 tane 10 üstü eksi 2 var. Yani 9 tane sarı var. Peki mora baktığımız zaman gençler 10 üstü 1 ile gösterilen 7 tane de mor. İkinci sayımızda kullanıldı. Buradan sevgili gençler artık toplama işlemine bakalım. 6 tane mor burada, 7 tane mor burada. 6 artı 7, 13 yapar gençler. 9 tane de ne var gençler? Sarı var. O halde 13'ten 9'u çıkartırsak 4 olur sorumuzun yanıtı diyelim. Ve bunu da gördüğünüz gibi bolu seçeneğinde işaretleyelim. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet, forklift ile ilgili gençler bilgiyi vermiş. Bu aracın şoför olan Tahsin görselde taşıma kapasitesi ile ilgili bir bilgi vermiştir. En fazla 150 kilogram taşıyabildiğini söylüyor gençler. Tahsin'in verdiği bilgiye göre forklift'e yüklenebilecek 5. kolinin ağırlığının kilogram cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler burada çözümlenmiş verilen sayıları ondalık kesir haline getirelim. 7 çarpı 10 üzeri 1 gençler 70 demektir. Evet, onda birler, binde birler ve yüzde birler yok gençler. Pardon, onda birler, yüzde birler yok. Binde birler basamağında 4 var. 0, 0, 4 yazdım. 6 çarpı 10 üzeri 1 ve 5 çarpı 10 üzeri 0 gençler 65 yapar. Evet, yüzde birler basamağında da 8 var. 0, 8 şeklinde yazdım. C'ye geldiğimiz zaman 8 çarpı 10 üzeri 0 gençler 8 tam. 10'da birler basamağında 2 var. D'ye geldiğimiz zaman da gençler tam kısmında 0 var. 10'da birlerde 2, yüzde birlerde 5 var. Bu da 25 şeklinde yazdım. Buradan gençler bunların hepsini toplayalım. Bakın şöyle eksik basamakları sıfırlarla tamamlayayım. Evet, 4, 8, 5 daha 13. Elde var 1, 2, 4, 1 de elde 5. Virgül yazdım. 8, 5 daha 13. Elde var 1. 7, 6 daha sevgili gençler 13. 1 de elde 14. 143 tam. 1000'de 534 kilogram gençler. Şu anda 4 tanesinin ağırlığı bu gençler. Benden toplamda 150 kilogram taşıyabildiğini söyledim. O halde ben geriye kalan kısmı bulabilmek için 150'den 143 tam 1000'de 534'ü çıkarmamız gerekir diyoruz. Şöyle virgülü ve sıfırlar tamamlarsam. Evet, elde aldım gençler. Burada 4 kaldı. 9, 9, 9 ve 10. 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 3 çıktı 6. 9'dan 5 çıktı 4. Evet, 9'dan 3 çıktı 6. Evet, burası 0 gençler. Demek ki 6 tam 1000'de 466 kilogram yük taşıyacak. 5. kolinin ağırlığı eğer arkadaşlar biz burada x diyecek olursak bu x'in değeri 6 tam 1000'de 466'dan küçük olacak diyoruz. Ve alabileceği en büyük değer 6 tam 1000'de 466 olduğu için alınabilecek en fazla değer 6 kilogram olur diyoruz tam sayı olarak gençler. Ve 6 yanıtını da Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, devam edelim ve 4. sorumuza geçelim. Dikdörtgen bir zemine görseldeki gibi yarıçap uzunluğu 0 tam %1 çarpı 10 üstü 3 santimetre olan özdeş dairelerden 20 tane yerleştirmiştir. İlk daire zeminin kısa kenarına değmektedir. Ona göre zeminin uzun kenarının uzunluğunun milimetre cinsinden bilimsel gösterimini istiyor. Şimdi gerçekten öncelikle yarıçap uzunluğunu vermiş.
Bunu küçük r ile gösterirsem 0 tam %1 çarpı 10 üstü 3 santimetre. Sevgili gençler, biz bunu virgülden kurtarmak istersek, evet, bir iki tane sayımı büyüttüm. Bu ve iki tane küçülür. 1 çarpı 10 üstü 1 olur gençler. 1 çarpı 10 üstü 1 de zaten 10 santimetre demektir. Bu yarıçap uzunluğu gençler. O halde çap uzunluğu, biliyorsunuz iki tane yarıçaptı. Buradan 2 çarpı 10'dan çap uzunluğu 20 santimetre olur diyoruz. Şöyle gençler, bakın çapı 20 santimetre olarak verelim. Aradaki boşluklara baktığım zaman 400 çarpı 10 üstü eksi 1 gençler. Burada da 10'un kuvvetinden kurtulmak için sayıyı bir basamak küçültürüm. Ve aradaki boşluğunda 40 santimetreye eşit olduğunu söyleriz. Şimdi gençler şöyle görelim. Bir tane daire, bir tane boşluk. Bir tane daire, bir tane boşluk. Yine gençler bir tane daire ve bir tane boşlukla bitiriyoruz. O halde şöyle diyebiliriz. Daire artı boşluktan gençler toplamda 20 tane olduğu için biz toplam uzunluğu bulmak için 20 ile, evet, daire artı boşluk toplar ve çarparız. Böyle 20 artı 40'ı toplar ve 20 ile çarparız. 20 çarpı 60'tan 1200 santimetre olur diyoruz. Sevgili gençler, bunu milimetreye çevirmek için 10 ile çarpmam gerekir. O halde bunu 10 ile çarptığım zaman da 12.000 milimetre yapar. Bilimsel gösterim haline getirmek için sayımızı 1, 2, 3, 4 tane küçültüyorum. Kuvvet 4 tane büyür ve 10 üstü 4 olur. 1 tam 10'da 2 çarpı 10 üstü 4 ile sorumuzun yanıtı Bursa seçeneği olur diyelim. Evet, devam edelim ve 5. sorumuza geçiş yapalım. Bir kare zemine görseldeki gibi kare şeklindeki kartlar yerleştirilmiştir. Kartların birer yüzlerinin alanları tabloda verilmiştir. Buna göre kare şeklindeki zeminin bir kenarın uzunluğunun metre cinsinden bilimsel gösterimini istiyor. Şimdi gençler öncelikle onun kuvvetlerini arkadaşlar çift sayı yaparak, evet, ne yapalım gençler, hem virgülden hem de onun kuvvetlerini çift sayı yaparak, evet, alanların kenarlarını bulmaya çalışalım. O halde biz sayımızı mavi renkli karenin gençler alanı 3 tam 10'da 6 idi. Bu sayımızı bir tane büyüttüm. Kuvvet bir tane azaldı. Bakın gençler 36 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu alanı. O halde kenarı bulurken gençler şöyle düşüneceğim. Mavinin bir kenarı için 36 gençler 6'nın karesiydi. 10 üzeri eksi 4 de, bakın 10 üzeri eksi 2 olur gençler. Şöyle gösterebiliriz. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile çarparsak 36 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Ne yapıyoruz? Aslında kuvvetin yarısını aldığımıza dikkat edebiliriz. Şimdi turuncuya geldiğimiz zaman gençler bunu da 4 yazmak istiyorum. Çünkü 4'ün gençler 2'nin karesi olduğunu biliyorum. Sayımızı 1, 2 tane büyüttük. Kuvvet 2 tane küçülüyor. 10 üzeri 4 olur. O halde bunun da kenarı, evet, 4'ün gençler 2'nin karesi olduğunu biliyorum. 10 üzeri eksi 4 de 10 üzeri eksi 2'nin karesidir. O halde turuncunun da bir kenarı 10 üzeri eksi 2'dir. Şimdi sarıya bakalım. Burada gençler direkt 64 diyeyim. Bakın bu bizim için işimize gelir. 64 biliyorsunuz gençler 8'in karesiydi. 10 üzeri 4 de 10 üzeri eksi 2'nin karesiydi. Evet, kenarları buldum gençler. Şöyle görelim, mavinin bir kenarı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. Gençler buradaki bir kenarı bulabilmek için, evet, bakın burada bir tane mavi, bir tane sarı, iki tane de gençler turuncumuz var. Bunları taşıdığımızı düşünürsek o halde kenarda bir mavi, bir sarı, iki de turuncu olacak. Peki o halde ben gençler bir tane mavi alırsam 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şöyle şurayı temizleyelim gençler. Altı çarpı 10 üstü eksi 2 mavinin kenarı. Şurayı göstereyim. Sarı gençler 8 çarpı 10 üstü eksi 2 artı diyorum. 8 çarpı 10 üstü eksi 2. Evet, iki tane de gençler turuncudan var. Bir tanesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile iki tanesi de 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Bunu düzenlersek gençler burada toplam işlemimiz var. 4 çarpı 10 üzeri şu eksi 2, özür dilerim, eksi 2'dir. O halde 10 üzeri eksi 2'ler eşit olduğu için
6 daha, pardon, 6 8 daha 14. 14 4 daha gençler 18 tane. 10 üstü eksi 2. Evet gençler, bunun birimi santimetredir. Santimetre olur. Bunu sevgili gençler metreye çevirmek için 100'e bölmem gerekir. Yani 100'e bölmek demek 10 üzeri 2'ye bölmek demektir. Bu da 18 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 2'yi çıkartırsak 10 üzeri eksi 4 metre olur. Bunu da bilimsel gösterim haline getirelim. Sayımızı bir tane küçülttük. Kuvvet bir tane büyüyor. 10 üzeri eksi 3 metre olur diyoruz. Bir tam 10'da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 yanıtını Denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, 6. soruyla devam edelim. Kare şeklindeki bir kartın içine merkezleri kenara paralel bir doğru parçası üzerinde olan özdeş sarı renkli daire kartlar, dışına ise bir kenarı boyunca, evet, aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde taşma olmadan mavi renkli kare kartlar yandaki gibi yerleştirilmiştir. Daire kartlardan birinin yarıçap uzunluğu santimetre cinsinden onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş hali 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani işte bu 1 tam 10'da 5 santimetre olur. Evet, 1 tam 10'da 5 santimetredir. Demek ki yarıçap bu. Olduğuna göre kare renkli karelerden birinin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden çözümlenmiş hali hangisidir diyor. Yani işte burada yarıçaplara baktığımız zaman şöyle merkezlerden geçecek şekilde çizelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yarıçap var. O halde karemizin bir kenarı büyük karenin gençler bir kenarı 10 çarpı 1,5'tan 15 santimetredir. Şuradaki kenarımız 15 santimetre. Bu gençler o halde buradaki kenarda 15 santimetredir diyoruz. Buraya yerleştirilen mavi karelere baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O halde küçük karenin gençler bir kenarını bulmak için küçük karenin bir kenarı diyeceğim. ...15'i 8'e böleriz. Bunu tam sayıda kesir olarak yazarsak gençler 1 tam 7 bölü 8'e eşittir. Bunu da 10'lık hale getirmek için 125 ile genişletirsem, evet, 1 tam 8 ile 125'i çarptık 1000 yaptı. Gençler 7 ile 125'i çarparsak da 875 yapar. Bunu da 10'lık olarak 1 tam 1000'de 875 santimetre olarak yazarız. Evet sevgili gençler. Şimdi bizden bunun evet nesini istiyor gençler? Çözümlenmiş halini istiyor. Şuradan yazalım. Onlar basamağın birler basamağında gençler 1 var. 1 çarpı 10 üstü 0 olarak yazarım. Artı onda birler basamağında 8 var. Yüzde birler basamağında 7 var. Ve binde birler basamağında 5 var. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak da tamamlarız. 1 çarpı 10 üzeri 0 olacak. 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve 5 çarpı 10 üstü eksi 3'ten Bursa seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet geçelim gençler 7. sorumuza. Şekil 1'deki desen mavi renkli eşkenar üçgen ve turuncu renkli özdeş 3 tane eşkenar üçgen ile oluşturulmuştur. Şekil 2'de ise şekil 1'de oluşan desenden 2 tane kullanılarak oluşturulmuştur. Turuncu renkli eşkenar üçgenlerden birinin çevre uzunluğu 0'tan 1000'de 9 çarpı 10 üstü eksi 19, 10 üstü eksi 12 santimetre olduğuna göre şekil 2'deki desenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden hangisine eşit olabilir diyor. Gençler küçük olan turuncuların bir kenarını eğer x dersem eşkenar üçgen olduğu için gençler her bir yere x yazıyorum. O halde mavinin gerçi bir kenarı 3x'tir. Bakın o halde bu kenarlara da 3x diyoruz. Gerçi buradan şekil 1'deki çevreyi hesaplamak için bakın 3x
6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 11x ve 12x. O halde bunun çevresi 12 tane x'ten oluşuyor. Gençler şekil 2'ye geldiğim zaman, şimdi 12x gençler burası. 12x de burası. O halde toplamda 24x olur. Şekil 2'nin çevresi. Şimdi gençler turuncunun bir tanesinin çevresi. Evet, turuncunun şöyle çevre diyelim. 0 tam binde 9 çarpı 10 üstü eksi 12 idi. Bunun gençler öncelikle virgülden kurtararak 9 çarpı sayımızı 3 basamak büyüttüm. Kuvvet 3 basamak küçülüyor. 10 üstü eksi 15 olur. Turuncunun bir kenarı yani x'i bulabilmek için gençler bunu 3'e bölmem gerekir. Bölü 3 dersem o halde x'in değeri 3 çarpı 10 üstü eksi 15 olur. Şimdi şekil 2'deki çevre için gençler şekil 2'nin çevresi 24x demiştik. X yerine gerçi 3 çarpı 10 üzeri eksi 15 yazarsam 24 çarpı 3 çarpı 10 üstü eksi 15 olur. 24 ile 3'ü çarparsak 72 olur. 72 çarpı 10 üstü eksi 15 santimetre olur diyoruz. Verilenlere baktığımız zaman gençler 7 tam 10'da ikilerimiz var. A ve B seçeneğini eleyelim. O halde sayımızı bir basamak küçültüyorum. Kuvvet bir tane büyür. Eksi 15'i bir tane büyütürsek eksi 14 olur diyelim. Evet, 7 tam 10'daki çarpı 10 üzeri eksi 14 ile Ceyhan seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet, 8. ve son sorumuza geçelim. Evet, bir defa uçmak için gençler 100 defa kanat çırptığını söylemiş. Aralar 1 gram bal için, sevgili gençler 1 gram bal üretebilmek için gençler yapabilmek için çiçekleri 7000 defa uçuş yapmaktadırlar. Arılar her uçuş için 100 defa kanat çırpmaktadırlar. Buna göre 200 kilogram bal için arıların kanat çırpma sayısının bilimsel gösterimini istiyor. Şimdi gençler önceki 200 kilogram balı grama çevirmek için evet, 200 kilogram 1 kilogram 1000 gramdı. O halde bunu 1000 ile çarparız. Yani gençler 10 üstü 3 ile çarparsak gram olur. Bunu da düzenlersek gençler 2 çarpı 10 üstü 5 gram olur diyoruz. Bunun gerçekten 7000 defa uçuş yapıyor 1 gram bal için. O halde 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 üzeri 5 gram bal için de 7000 defa uçuş yapar. 2 çarpı 10 üstü 5'i 7000 ile çarpmam gerekir. Gerçekten her uçuşta da 100 defa kanat çırpıyorsa bir de 100 ile çarparak evet kanat çırpma sayısını bulmuş oluruz. Bunu düzenlersem gençler 2 çarpı 10 üstü 5'i aynen yazdım. Bunu 7 çarpı 10 üstü 3 olarak yazalım. Bu da gençler 10 üstü 2'dir. Şimdi düzenlediğimiz zaman 2 ile 7'yi çarpıyorum 14. 10'un kuvvetlerini toplamamız gerekir çarpma işleminde. 5, 8, 10. 10 üstü 10 oldu. Gençler bunu bilimsel gösterimi yapmak için sayıyı bir tane küçültüyorum. Ve kuvveti bir tane büyütürüz. 10 üstü 11 olur. 1 tam 10'da 4 çarpı 10 üstü 11 ile sorumuzun yanıtı Bursa seçeneği olur diyelim. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Evet kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.